ekranlara gelense doğduğu gün henüz ismi konmadan katledilen minik bebek Fatma'nın tabutu. Annesi mezar taşına adının Fatma yazılmasını istedi. Minik Fatma'nın minik tabutu da omuzlarda taşınarak son yolculuğuna uğurlanıyor. Evet sayın seyirciler, defin işlemleri gerçekleştiriliyor. Potoçarı Anıt Mezarlığı'nda TGRT Haber muhabiri Raşit Ağzıkara'dan şimdi son durumu, son bilgileri öğreneceğiz. Seni dinliyoruz Raşit. Evet Meltem, şu an gördüğünüz gibi omuzlarda tabutlar yerlerine gidiyor. Yani artık rahat edecekler bir anlamda. Çünkü şehit edildikten sonra aradan geçen 18 yıl ardından bunlar tespit edilen bedenler diyebiliriz. 409 adet, ya daha doğrusu adet denmez ama 409 tanesi bu sene tespit edildi ve o ağaçlarda şu anda yerlerini, topraktaki yerlerini alıyorlar. İşte o elzem olaydan sonraki tablo ve sonucu buydu. Bu sene 409 tane tespit edildi ama hala bekleyen 1500 civarında daha var. Onların yeri hala tespit edilemedi. Bu ağaçların çoğu belli başlı yerlerden, kimisi başka yerden, kimisi başka yerden çıkıyor cesetlerin parçalarının. Aslında bu da enteresan bir nokta. Görmüş olduğunuz gibi çok yoğun bir kalabalık altında buradaki etkinlik, buradaki anma törenleri devam ediyor. Burada arka tarafımızda görmüş olduğunuz yer aslında şehitlik. Şehit yerleri daha önceden belirli ve naaşlar geldiği zaman oraya bedenler öyle gömüldükten sonra beyaz halini alıyor. Aslında öncesi yeşil, daha sonra beyaz halini alıyor. Yeşil olan yerlerde buradan görünüyor mu bilmiyorum ama numaralar var. Yani tabut üzerindeki numaralar direkt o numaralara gidiyor. Bu da buradaki organizasyonun bir parçası aslında. Şimdi bu görüntülerin sebebi neydi? Bu görüntüler bundan tam 18 yıl önce ama onun öncesinde yıl 92 idi ve Birleşmiş Milletler burada bir karar almıştı. O kararda şuydu: burası silahsız bölge ilan edildi. Ancak Sırplar 2 sene dayanamadı ve 2 sene sonra burada bu katliamı başlattılar. Aslında uzanan yeri 92 yıllarında. Ve o yıldan sonra daha önce de belirttiğimiz gibi arka tarafta olan fabrika bölgesindeki yerde Hollandalı askerler Boşnakları oraya kabul etmedi. Dışarıda kaldı birçoğu. Ve dışarıda kalanlarla ve içeri giren 5000 kişiyle beraber bir gün sonra Hollandalıların teslim etmesiyle beraber Sırplara, buradaki Müslümanları, maalesef bu üzücü olay meydana gelmişti. Bugün bu anma törenlerinde bir ayrıcalık daha var. Geçen seneye daha oranla daha fazla bir kalabalık ama onun yanında simge olarak buraya gelenlerin yakalarına takmış oldukları papatya şeklinde, ortası yeşil bir amblem ve bundan sonra buradaki bu anma törenlerinin de bir şekilde simgesi haline gelmiş bu yakalara takılan armalar. Bu armaları da evlerinde kendi yakınlarından şehit olan kişiler buraya gelip ücretsiz de dağıtıyorlar veya dışarıdan başkaları da getirip burada o armaları dağıtıyor. Evet, dünya tarihinde eşi görülmemiş katliamlardan bir tanesinde burada anma törenlerindeyiz ve buradaki olayı ve atmosferi ekranlara ne kadar yansıtabiliyoruz gerçekten bilemiyorum ama burada yer yer ben gözüme takılan bazı hadiseler de cereyan ediyor. O hadiseleri gördükçe ben daha çok üzülüyorum ve gerçekten yüreğim sızlıyor. Birbirlerine sarılan insanları görüyorum burada. Uzak yerlerden gelen ve birbirlerine sarılan insanları görüyorum. Bisikletlerle, motosikletlerle yürüyerek gelen insanla kucaklaşıp bir şekilde o acıyı paylaşmaya çalışıyorlar. Bunun yanında yurt dışından da gelen bazı kafileler var. Müslüman olmayan ama Müslümanlara yapılan bu katliamı görmezden gelmeyen kişiler de yurt dışından gelip buradaki bu etkinliğe, bu anma törenine bugün katıldılar. Evet, arkamızda gördüğünüz gibi artık toprağa verilmeye başlandı. Cenaze namazının ardından, öğle namazına kılınan cenaze namazına müteakip cenazeler defnedilmeye başlandı. Dualarla, Fatiha-i Şeriflerle cenazeler artık yerini buldu. Görmüş olduğunuz gibi insanlar şu anda Fatiha suresini okuyorlar.
Gerçekten çok gözümün görebildiği yere kadar bir kalabalık var. Arka taraflarda Türk bayrağı açan kardeşlerimiz de var. Burada şu anda an itibariyle üzerindeki rakamlara bakılacak olursa daha hala arka taraflardan gelecek tabutlar görünüyor. Bu manzara karşısında insanın aslında nutku tutuluyor bir şekilde ve gerçekten çok 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 insanı üzen bir hadise sonrasında işte 18 yıl geçmesine rağmen o ceset parçalarının bulunduktan sonra tabutların içine yerleştiriliyor ve buraya kadar getiriyorlar. Potaçari mezarlığında böyle bir görüntü, böyle bu dünya, yani dünyanın artık bundan sonraki zamanlarında inşallah böyle bir olayla karşılaşmaz. Az önce de söylemiş olduğum amblem 11 tane yaprak içeriyor. Bu 11 tane yaprak içermesinin anlamı da Boşnakların 11 tane bu tarz saldırıya uğradığını anlatan bir amblem aslında. Akrabaları, yakınları, dostları, arkadaşları, olaya kayıtsız kalmayan insanlar, yabancılar, yerliler, ülkenin başka tarafından gelen insanlar, duyarlı insanlar bir şekilde bugün buradalar ve o acıyı buradaki insanlarla paylaşıyorlar. Yürek burkan görüntüler. Gerçekten insanlar şu anda hala akın akın gelen insanlar var. Yollar şu an tamamen dolu durumda. Ve geniş bir güvenlik tedbiri alındı. Buradaki hem fabrika civarında hem de mezarlık alanı etrafında geniş güvenlik tedbirleri alındı. Umarız bundan sonra gözü yaşlı annelerimiz olmaz. Bu şekilde olaylar meydana gelmez. Dakikalar önce şahit olduğunuz gibi çok sağanak bir yağmur yağdı ve o yağmurun anlamı ifade ettiğimiz gibi gözyaşı, yani bulutların gözyaşı anlamına geliyor diyor buradakiler, o şekilde yorumluyor. İnsanlar çok üzgün gerçekten, buradaki insanlar şu andaki duyguları yüzlerine yansımış bir şekilde. Cenazeler omuzlarda taşınmaya devam ediyor, yerlerine götürülüyor. Şu anda görüntülerde görmüş olduğunuz gibi. Dünya umarız bundan sonra böyle bir katliamla karşı karşıya kalmaz. Ve biz de buraya gelip bu şekilde yan yapmak zorunda kalmayız. Dünya tarihi tabii ki birçok katliamlarla dolu. Ondan önce başka katliamlar da var ama bu katliamı ayrıcalıklı kılan şey buradaki insanların tamamen masum, silahsız olması. İki yıl burada silahsızlaştıktan sonra Sırpların masum Müslüman halkı üzerine kurşun yağdırması sonucunda meydana gelen katliamın işte 18 yıl aradan geçmesine rağmen görüntüsü bu şekilde. Az evvel hemen arka tarafımızda cenaze taşınıyor. O yavrucağın, o küçücük yavrunun bir şekilde bedeni de, parçaları da buradaki tabut üzerinde, omuzlar üzerinde taşındı. Ebedi istikametine uğurlandı. Bu saatten sonra burada ikindi namazından sonra ve akşam namazından sonra da etkinlikler devam edecek. Ramazan olması sebebiyle de burada akşam üzerinde bir çadır kurulacak ve İstanbul'dan Bayrampaşa Belediyesi'nde burada akşam bir iftar yemeği olacak buradaki oruçlu kardeşlerimize, buradaki vatandaşlara böyle bir hizmet verilecek. Şu an gördüğüm kadarıyla arka tarafta şu an görünmüyor, görülecek bir yerde değil ama ben görebiliyorum. Fabrikada bir müze oluşturulmuş ve orada olayı anlatan fotoğraflar ve yazılar var. İnsanlar oraya da gidip oradan da bilgi alıyorlar, fotoğraf çekiyorlar, anı ölüm seçilmeye çalışıyorlar. Şu anda görmüş olduğunuz gibi tabutlar hala gelmeye devam ediyor. Arka tarafta İmam efendiler geliyor ve onlarla beraber tabutlar da geliyor ve yakınları bir şekilde cenazeleri defnediyorlar. Sevdiklerinden ayrıldılar onlar ama insanın sevdiğinden ayrılmasının da gerçekten bazı olaylar neticesinde olur, bazı yollarla olur ama burada gerçekten insanı dehşete düşürecek tarzda hikayeler de var. O zaman o olayı anlatan insanlar bize bunları dün de söyledi. My God.
oči. Nema vas, nema vas, nema vas. Tražim vas, tražim vas, tražim vas. Gdje god krenem.